Excel sayfası özellikle Etsy, Amazon gibi platformlarda bizim satışlarımızı arttırmakta bize faydası olacak güzel alanlar beslemekte. Bu birincisi keyword. Yani bir kullanıcı girdiğinde hangi arama kelimesinde biz çıkmak istiyorsak onu buraya yazıyoruz. Mesela bu üründe ne diyelim? Bebek kıyafeti. Şimdi yazdıktan sonra virgül koyup boşluk bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Günlük slopet. Burada ürünümüzü bir kullanıcı ararken hangi kelimelerde çıkmak istiyorsak buraya yazabiliyoruz. Şurada sağ tarafta kaç karakter olduğu yazıyor. Şöyle yazarak uzatabiliriz. Şimdi burada bizim tavsiye ettiğimiz şey 250 karakter geçmemeniz. Bunu tavsiye ediyoruz. Yani Türkçe olarak yazdığınızı düşünürsek bu çevrildiğinde biraz daha uzayabilir. Yani 200 karakterde, 220 karakterde bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Her arama kelimesinin yanından sonra bir virgül koymanızı istiyoruz. Çünkü Etsy gibi platformlar virgülle ayırmakta. Amazon'da bu farklı. Onu biz ürünü ilana gönderirken o platforma göre ayarlıyoruz. Sizden burada beklediğimiz şey virgül koyarak kelimeleri yan yana yazmanız. Akabinde kaydet butonuna basarsanız biz bunu satışa gönderirken buradaki keywordlere göndeririz. Burada dikkat etmenizi tavsiye ettiğimiz kısım burada karakter sayısına dikkat edin. Yüksek karakter yazmayın. Yoksa geçmeyecek. İkinci bölüm bullet point. Bu özellikle Amazon'da ürünün sağ tarafında çıkan yazılar. Şöyle baktığımızda ürünün hemen sağ tarafında çıkan yazılar bullet point diyoruz. Şimdi bullet point burada 500 karaktere kadar izin veriyor. Bunun anlamı şu. Bir müşteri mağazanıza geldi. Bu ürünü satın almak istiyor. Siz ona bu ürünü ne dersiniz? Yani ben bu ürünü neden satın alayım diye bir soru soruyor size. Sizin vereceğiniz cevap bu. Mağazanıza gelen kullanıcı bu ürünü neden satın alsın? Burada madde madde 5 maddeye kadar yazabilirsiniz. 5 maddeden fazla yazamazsınız. Pazar yeri izin vermez. Uzunluk olarak da 500 karakter uzunluğu var. Türkçe olarak yazacağınızı düşündüğünüz için 400 karakterde kalmanızı tavsiye ederiz ki çeviriden sonra uzun bir karakter karşımıza gelmesin. Evet, bullet point. Yani ben bu ürünü neden satın alayım? Kendinize bunu sorarak buraya yazabilirsiniz. Her bir başlık, her bir madde için yeni ekle yaparak uzatabilirsiniz. Boşsa burayı silerek kapatabilirsiniz. Göndermek istemiyorsanız sil butonuna basmanız yeterli. Teşekkürler.